Hazır mıyız? Başlayalım mı? Çok teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri. Her zaman olduğu gibi basına basın mensuplarına, değerli basın emekçilerine özgürlük taleplerimizi yenilemek isterim. Gerçek basın halkın haber alma hakkını savunan, onu yerine getiren ve halkı bilinçlendiren basındır. Ve elbette basın muhalif olmalıdır. Çünkü yaşananları gören ama görünmeyenleri halka bir şekilde aktaran, gerçek bir sorumluluk üstlenen basın çok önemli, çağın en önemli iletişim organı. O yüzden gözaltında olan, tutuklu olan, basın yayın organları kapalı olan bütün basın camiasına özgürlük taleplerimizi yeniliyoruz. Değerli basın emekçileri, havalar ısındı, yaza doğru hızla gidiyoruz. Tarım bütün hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz iki temel sektörümüz var. Bütün krizlerde hemen hemen karşımıza çıkan. Koronavirüs döneminde ise bu salgının yaratmış olduğu etki döneminde iki temel sektör son hızıyla mücadelesini sürdürüyor ve canlı. Biri sağlık sektörü, insan hayatı, diğeri de o insan hayatını sürdürmesini sağlayan beslenme ve gıda ve elbette tarım yani iki sektör ayakta. Bugün 20 Mayıs 2020. Dünya Arı Günü. Evet, Dünya Arı Günü. Arı ne anlama taşıyor? Elbette bunun en iyi açıklamasını bir cümleyle Albert Einstein söylemiş. Eğer Dünyada arılar yok olursa insanlığın ömrünün çok kısa süreceğini, 4 yıl içerisinde yok olacağını söylüyor. Arı ekosistemin ve ekolojinin ve tarımsal verimliliğin en önemli aracı konumunda. Ve yine arı insan sağlığında beslenmesinde en önemli olan balıyla insana hayat veren, insana enerji veren, insanı canlı tutan en önemli bir gıda ürünü yaratan bir canlı. Ve elbette sadece böyle değil. Türkiye için başka bir önemi var. Türkiye'de 110 bin ton civarında bal üretiliyor. Bunun 80 bin tonluk kısmı çiçekten elde ediliyor. Geri kalanı diğer orman ürünlerinden ve bütünüyle baktığımızda Balın çok büyük bir kısmı ormanlardan elde edilmektedir. Elbette arı tarımsal üretimde baş aktör olarak görev yapıyor. Aslında kısaca şunu söylemek lazım. Arı yoksa biyoçeşitlilik yok, arı yoksa ciddi anlamda bir sistem sorunu, üretim sorunu var demektir. Değerli basın emekçileri Koronavirüs süreci devam ediyor. Tedbirler yavaş yavaş azaltılıyor. Ama bütünüyle baktığımızda dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgını etkileri devam ediyor. Buna dair de çalışmalar yürütülüyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün emek veren, çaba sarf eden, koronavirüsüne karşı mücadele eden ve bununla ilgili bütün tedbirleri alan bütün yapılara buradan elbette bir kez daha mücadele ve dayanışma ağı örmeleri konusunda desteğimizi bildiriyoruz. Tarımsal üretim devam ediyor. Hükümet üst üste kararlar alıyor. Ne yazık ki 2018 döviz krizinden bugüne kadar ve 2019-19 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sürecinden bugüne kadar elbette iyi yapılmış, faydalı olmuş bütün kararları desteklerken başarısızlık yaratmış, uyarılarımıza rağmen yerine getirilmemiş kararları da elbette burada bir kez daha eleştirme ve gündeme getirme hakkımız olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Birçok sorun var. Ama özellikle bakan defalarca konuşma yaptı. Yine Cumhurbaşkanı defalarca konuşma yaptı. Her konuşma yaptıklarında özellikle bakan "Üretin, korkmayın. Eğer tarlanızda ürün kalırsa o ürünleri değerlendireceğiz. Gerekirse biz alacağız." dediler. Ama bakıyoruz üretim sezonu içerisinde patates başladı taze soğan başladı taze, enginar bugün gündemde, çay hasadı dün itibariyle başlamış görünüyor. Ama bütün ürünlerde sorun devam ediyor. Birkaç örneği sizinle net bir şekilde paylaşmak isterim. Bakan aynı zamanda şunları söylemişti. Önce can, sonra canan demişti. Yani önce ülke insanımız, ülkemizin üretimi çiftçimiz demişti. Sonra elbette diğerleri başka şeyler açık bir şekilde ortaya koymuştu. Ve bu süreçte bir şey daha özellikle söyledi bakan. Siz üretin. Ürününüz terlada, tarlada, serada kalmayacak. Etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız diyerek sürecin nasıl yürütülmesine dair sözle bazı deyim yerinde ise güvenceler vermişti. Bir bakalım öyle mi? Evet çay hasadı başladı. Bu salonda defalarca söyledik. Yetmedi Rize'ye gittik. Oradan bir rapor hazırladık. Buraya kadar getirdik. Kısaca Çaykur müdürü dün biraz bazı açıklamalar yaptı. O açıklamalardan İki tanesini paylaşmak isterim sizinle. 600 kilogram kota olacak dedi. Yani daha önce 450-500 kilogram olan o kotayı birinci biçim için 600 kilograma çıkarmıştı. Bir iyileştirme vardı. Bir iyileştirme ama çok açık söylüyoruz. Biz kota ve kontenjanın kaldırılmasını istedik bu yıla özgü. Bu yıl başka bir yıl. Bu yıl sorunlu bir yıl. Bu yıl profesyonel biçiciler yok. O yüzden kotanın 600 kilogram olması evet bir iyileşme gerekçesi sayılabilir ama bizim önerimiz kotanın ve kontenjanın bu yıl kaldırılmasıydı. Çok net. İkinci temel problemimiz ve sorunumuz yine Çaykur Müdürü geçen yıl 750 ton yaş çay alacaklarını ama bu yıl 650 ton alacaklarını söyledi. 650 bin ton özür dilerim. 650 bin ton alacaklarını söylediler. Yani 100 bin ton yaş çay daha az alacaklar. 100 bin ton. Bir taraftan 600 kilograma çıkaracaksınız bir iyilik işareti 600 kilograma çıkaracaksınız günlük ya da kotayı öbür taraftan 100 bin ton yaş çay alımını azaltacaksınız. Nasıl olacak bu iş? 3.40 lira açıkladılar fiyatı. Dedik ki taban fiyat olsun. Hiçbir kurum bunun altında almasın. Özel sektör alımları 3.40'ın altında olmasın. Bunu taban fiyatı olarak belirleyin dedik. Halkın talebi 4.5 liraydı. 4.5 lira civarında bir fiyat talepleri vardı ama 4 liranın altında olmaz, olmamalı diyorlardı net bir şekilde. Ama 3.40 açıkladı fiyatı ilgili kurum ama ne yazık ki iki özel firma herkes biliyor basında biliyor Lipton ve Doğuş Çay 3 lira olarak fiyat açıkladılar. Hemen hızlıca taban fiyat 3.40 lira olarak açıklanmalı. <laughs> 3.40 lira 3.40 liranın altında bir çay alım fiyatı olmamalı. Yazıktır, günahtır. Bunu kabul etmiyoruz. Onların temel te temel talebi olarak bir kez daha bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Tabi bu arada dışarıdan gelenlerin de sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlıklı üretimin içerisinde olmaları sağlanması lazım. Diğer bir konu hani bakan dedi ya üreteceksiniz, Hepsini alacağız. Hiçbir sorun olmayacak. Limon, soğan ve patatesi hatırlatmak lazım. Türkiye iyi bir limon üreticisi ve iktidar şöyle bir süreç izledi. Kötü bir yönetimdi. Yönetemediler. 7 Ocak 2020 tarihinde patates ve soğanı ihracatını özel izne bağladı ve kısıtladı. Yani ancak özel izinle ihracata müsaade edeceklerdi. Bunun adı ihracatın durdurulmasıydı. Öyle de oldu. Ne yazık ki o gün depolarda bulunan sanayi dediğimiz aslında sanayi değil de daha çok otellerin, restoranların, lokantaların tükettiği iri beyaz soğan vardı. Bu iri beyaz soğan Çorum'un diğer illerin depolarında ne yazık ki çürümeye terk edildi. Bakan bununla ilgili tek bir şey söylemedi. Sonra bu karardan vazgeçtiler. 30 Nisan 2020 tarihinde dediler ki soğanda 250 ton civarında firma başına bir ihracat izni verecekler. Patateste de 10 bin ton. Ya Türkiye'nin 4,5-5 milyon ton patates üretimi var ve 2 milyon ton civarında da soğan üretimi var. Belli ki aldığınız karar yanlıştı. Organize edemediniz, sistemi götüremediniz. Hem ihracatı hem piyasa fiyatlarını dengede tutabilirdiniz. Bu yapılabilirdi. Çünkü soğandaki alarm Kasım ayında, Aralık ayında gündeme gelmişti defalarca gündeme getirdik. Çorum'a gittik. Oradaki depoları ziyaret ettik. Çürümüş soğanları gördük. Çünkü soğanda depoculuk denen bir kavram eski yöntemlerleydi. Geleneksel yöntemlerleydi. Modern depo yoktu ve soğan çürümeye başlamıştı. Siz ihracatı da kısıtlayınca o soğanlar ne yazık ki çürümeye yüz tuttu. Bugün 250 ton işletme başına 10 bin ton toplam patates İhracat meselesi patatesin ve soğanın sorununu çözmeyecek. Doğalayısıyla bakan burada da verdiği sözü yapamamış olarak bir kez daha tarihe geçti. Yine aynı şekilde limon. Limon, yazlık limon var. Depoda durmayan. Bu limonun satılması gerekiyor. Bu limon da depolarda çürümeye başladı. Hemen döndük. Bizim İstanbul Belediye Başkanımız 100 ton limon aldı. Hemen trollerle ve sahte bir kasetle ne yazık ki gündeme geldi yapı. Oradan bir olumsuzluk yürütmeye çalıştı. Ama hani yatsıyı bile bulmadı, akşam ezanını bile bulmadı. Kötülük ortaya çıktı. Yalancının mumu yanmadı yatsıya kadar. Ve açtıkları kuyuya kendileri düştüler. Hemen arkasından bugün soğan üretiminden dolayı Hatay'da, Adana'da 100 bin tonun üzerinde soğan satılmıyor. Tarlalarda perişan bir şekilde ve eğer 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde bu soğan satılmazsa çürüyecek. Dolayısıyla 250 ton bu sorunu çözmeyecek. 10 bin ton patates ihracatı bu sorunu çözmeyecek. O soğanları da Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bir taraftan İstanbul Belediye'miz Adana'dan 100 ton, Öbür taraftan yine Ankara Büyükşehir Belediyemiz Hatay'dan, Adana'dan yine Hatay Büyükşehir Belediyemiz Hatay'dan soğan almaya başladılar ve psikolojik bir destek de oldu. Aynı zamanda ürün de oradan çekilmeye başlayınca limonda da hem Ankara 50 ton, hem İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 100 ton ürün almaya başlayınca İktidar, bakanlık ister istemez bu ürünleri satın alma tekrar ihracatının önünü açtı ve şöyle dedi. Kimse buradan kendine pay çıkarmasın. Sayın Bakan kimsenin pay falan çıkardığı yok. Kötü yönetiminizden dolayı çürütmek, çürümek üzere olan ürünleri belediyelerimiz devreye girdiler kamusal sorumluluk yerine getirdiler. Siz de halk CHP'li belediyeler üreticinin yanında üreticinin can simidi onlara koştu, onların yardımına koştu meselesini oradan ezmek için, itibarsızlaştırmak için kısmen de olsa yine diğer alanlarda olduğu gibi bir ihracat alanı açtınız. Ama bu yaptığınız şey halkın tarafından görülüyor halk gerçek halkında yalan o yalında olanlara zaten hakkını teslim etti. İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Ankara Büyükşehir Belediyemize zaten İzmir gereğini yapıyor 24 saat üreticilerimizin yanında siz de mecbur kaldınız. Kısmen sorunu çözmeyen ama bir palyatif çözüm ürettiniz. Ondan sonra da kimseye paya çıkarmaya çıkarmasın diyorsunuz. Kimse paya çıkarmasın. Siz sorunları çözün, soğanın sorununu çözün, patatesin sorununu çözün, limanın sorun, limonun sorununu çözün. Belediyelerimizde bu tür bir girişime ihtiyaç duymasınlar ama belediyecilerimiz halkçı bir belediyeciliği yerine getiriyorlar. Evet, tam da günün konusu. Enginar, Türkiye'de yaklaşık 40 bin ton üretiliyor. Bunun çok büyük bir kısmı eee yüzde otuz beşlik kısmı İstanbul'da özür dilerim İzmir'de üretiliyor. Ee, yine on dört on beş yüzde on dört on beşi Bursa'da ve Aydın'da üretilmektedir. Yine ikinci büyük il olarak da yüzde on dokuz yüzde yirmisi Aydın'da üretilmektedir. Yani yüzde seksen beşi dört ilimizde üretilmektedir. İzmir, Aydın, Bursa ve Sakarya. Üç değişik alanda enginar hasat ediliyor ve değerlendiriliyor. Taze olarak, iki dondurulmuş olarak, 3 salamur konserve olarak. Koronavirüs nedeniyle çoğu işlenmiyor. Lokantalar kapalı, restoranlar kapalı, toplu tüketim yerleri kapalı. Ne zamanda normale döneceği belli olmadığı için Enginar sıkıştı kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye'miz İzmir'de büyük alım yapıyor. Bursa'da Fer Belediye Başkanlığımız alım yapıyor. Ama Sakarya'da ve Aydın'da yine bir çaba var. Burada da gelen yönetimlerimiz devrede ama elbette sorunun bütünü çözülmüyor. Peki aynı zamanda ne yapılıyor? İnanmayacaksınız ama Enginar'da da bir ithalatımız var. 2019 yılında yaklaşık olarak 7 bin ton bir ithalatımız var. 16 milyon 244 bin TL'lik bir ödememiz var. Yine 2020'nin ilk 3 ayında 2793 tonluk bir ithalatımız var ve 8 milyon 214 bin TL ödememiz var. Değerli basın emekçileri, olacak iş mi? Biz enginer ithal ediyoruz. Bizim enginarlarımız tarlada çürüyor. Ve enginar beslenme değeriyle gerçekten insan sağlığı açısından çok kıymetli bir sebze. Dolayısıyla bunu mutlaka ve mutlaka bakan sözünü hiç olmazsa burada yerine getirmeli ve devreye girmeli, enginar almalı. Özellikle gün bugün. Diğer bir konu değerli basın emekçileri bu elektrik meselesi hakikaten sorun olarak büyümeye başladı. Büyümeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Mardin ilinde ciddi bir elektrik sorunu var. Elektrik firması alacağının biriktiğini ve çiftçinin ödemede zorluk, çek zorluk yaşayacağını söylüyor. Çiftçi o kadar haksız faturalar geliyor ki bizim bu üretim biçimiyle bu faturaları ödeyebilme olanağımızın olmadığını söylüyor. Sadece bir rakamı paylaşmak isterim. 6173 abone borç 1 milyar 342 milyon. Hakikaten ödenebilme olanağı yok. Koronavirüs sürecinde elektrikler kısmen bir kesildi, tekrar bırakıldı. Jeneratörler devreye sokulmaya çalışıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada buğdayın hasatı yaklaşmışken birçok yerleşim yerinde Mardin'de elektrikler kesilmiş durumda. Sadece tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik değil insanların yaşamsal ihtiyaçlarını giderdikleri evlerinde de şu anda elektrikler kesik. Ve 1 milyon 700 bin dekara yakın buğday ekimi var Mardin bölgesinde. 600 bin tonun üzerinde buğday üretimi yapılıyor. Yine aynı şekilde 445 bin dekar mısır ekilecek ve oradan yine 420 bin ton civarında mısır elde edilecek. Korkunç rakamlar. Eğer elektrik gelmezse, sulama olmaz ise bu mısırın ekilemeyeceğini görüyoruz. Yetkilileri bir kez daha buradan uyarıyoruz. Bakanlık yüzlerce milyarlık bütçeler açıkladılar. Korona tedbirlerini açıkladılar. Ama gelin görün ki çiftçiye buradan hiçbir şey yok. Derhal girin devreye ve çiftçinin elektrik borçlarını ödeyin, firmayla anlaşmaya gidin ve Mardin buğdayını alsın, rekoltesini alsın. Mardin mısırını eksin, mısırdan verim gelsin ve biz daha fazla mısır ithal etmeyelim ama en önemlisi oradaki halk yaşamı için gerekli olan geliri sağlasın. Kısaca değerli basın emekçileri belki şunu söylemekte arada atlamış olabilirim hatırlatmak isterim. Patateste 50 bin ton gibi bir ithalat izni, ihracat izni var ama bunun bu sorunu çözemeyeceğini çok net bir şekilde paylaşmak isterim. Yani sorun yönetim sorunudur sorun iktidarın koronavirüs sürecinde gıda ve tarımda gerçekten halktan ve çiftçiden yana tüketiciden yana sağlıklı bir politika, sağlıklı kararlar verip yönetememesinden kaynaklanmaktadır. Bunun da temeli şudur. Ben ve arkadaşlarım yöneteceğiz. Ben yaptım oldu. Ben karar veririm anlayışından kurtulamayan bir iktidar. Yani paydaşlarıyla bir araya gelmekten çekinen, bileşenlerle bilgi alışverişi yapmak istemeyen, sadece kendi dar çerçevesi içerisinde kararlar alıp uygulayan. Oysa başından itibaren korona virüsü salgınından dolayı ciddi bir tarım kurulu kurulması, bunun da paydaşlarının ziraat odasından, ziraat mühendisliği Odası veterinerlerden ve diğer bütün bileşenlerinin içinde olduğu yapılardan alıp ortak bir kararla yeni kararlar, doğru kararlar alıp uygulaması doğruydu ama bunların hiçbirini yapmadı ve aslında tarımda kriz, gıdada kriz değişik biçimiyle devam ediyor. Bir kez daha şunu söylemek lazım. Bu, bu ülke tarım ülkesidir. Bu ülke tarımı yoksa ya, bana olanağına sahip değildir. Tarım yoksa ekmek yok. Çiftçi yoksa üretim yok. Bütün bunları alt alta koyup halktan, toplumdan, topraktan bu ülkenin bir çeşitliğine yana bir tarım politikasını ortaya koymak lazım. Ve dayanışma içerisinde belediyelerimiz bir hizmet yapıyorsa bir katkıyı da onlar koyup birlikte başarmalıyız. Birlikte bu işi götürebilmeliyiz. Bir kez daha dayanışmaya, bir kez daha ortak akla, bir kez daha bilime ve sağduya davet ediyorum iktidarı. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa almak isterim. Efendim bize iletilen bir soru var. Onu yönlendirmek istiyorum. Şöyle, Tarım ve Orman Bakanlığı bugün FAO işbirliğiyle Gıdanı Koru Sofran'a sahip çık kampanyası başlattı ile gıda israfına ve gıda kaybına yönelik bir mücadele olacağı açıklandı. Ancak önceki yıllarda ve bu yıl pandemi sürecinde birçok üreticinin ürünlerinin tarlada kaldığına da şahit olduk. Bu bir israf değil midir? Sizin bu konudaki görüş ve önerileriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. Önemli bugün yapıldı bu toplantı. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler, gıda ve tarım örgütü, Türkiye ile birlikte bu süreci yönetiyor. Türkiye. Ee, Azerbaycan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması konularındaki birimin e, idarecisi konumunda Türkiye. Ama e, gıda israfı ve gıda e, güvenliği konusunda en uç nokta olan tarladan başlamak lazım. Öyle bir planlama yapmak gerekir ki insanımızın temel ihtiyacını önceleyen nüfusa göre ve aynı zamanda toprak yapımız, biyoçeşitliliğimiz, üretim biçimimiz, iklim, iklim değişikliklerini görerek bir planlama yapmamız gerekir. Böyle bir planlama Türkiye'de hak getire. 11 Mart'ta Türkiye'de koronavirüs süreci başladığında çok açık şunu söyledik. Bir şans var. O şans daha önümüzde ilkbahardayız ilkbahar yeni başlıyor birçok ürünü yeniden ekeceğiz bir planlama yapalım. Nedir bizim ihtiyaçlarımız ona göre bunu hemen hızlıca planlayalım ve fiyatları da açıklayarak desteklememizi de açıklayarak bunu planlayalım dedik. Örneğin ayçiçeğine muhtacız biz şu anda hem ayçiçek yağına hem ayçiçek tohumuna. Hemen bununla ilgili bir politika geliştirelim. Tohumunu bedava verelim. Ve ayçiçeği olabildiğince çok üretelim. Çünkü 4 milyon ton ayçiçeğe lazım. 2 milyon ton üretiyoruz. Tabi bunu başaramayınca gittik sanıyorum Bosna Hersek üzerinden ve Kosova üzerinden sıfır gümrükle yağ aldık. Şunu söylemek istiyorum. Gıda israfı ve gıda kaybını giderebilmenin yolu sağlıklı bir planlamayla olur. İktidarın hiçbir planlaması yok. Sadece günü birlik çözümlerle, palyatif çözümlerle günü geçiştirmeye çalışıyor. Daha önce bu salonda konuştuk. Bu koronavirüsü sürecinde çok böyle komik aklımızda alay eden işte 364 bin dönüm yere 6700 ton tohum veriyoruz dediler. Komikti. Yine aynı şekilde 9700 9 milyon 700 bin metrekare hazine arazisini halka açıyoruz dediler sonra tarımda dijital pazarlama denen bir uygulanması mümkün olmayan tamamen tarımı özelleştirmeye ve deyim yerindeyse sözleşmeli ve tek taraflı bir üretim modeline sokan bir anlayış ve bugün de bu Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum bir planlama yapmıyorsanız tarım topraklarınızı planlamıyorsanız 83 milyon bugün sığınmacılarla 88-89 milyon toplam 90 milyon bugün 2040'da 100 milyon insanı öngörüyorsanız bu ülkede ve bu topraklarda ve bu coğrafyada onun gıda ihtiyacını da bugünden planlamanız lazım. Toprağınız, ikliminiz, alet makinalarınız, insanınız, iş gücünüz, bilim dünyanız varsa bunu derhal planlamalısınız. Yoksa yaz boz tahtasına dönerek, biraz önce söylediğimiz gibi soğan geçen yıl para etti diye bütün toplumu soğan ekmeye yönlendirirseniz, oraya müdahale etmezseniz, patates para etti diye bir sene sonra herkes para, patatese dönerse, bu defa tam tersi oluyor. Ondan bir yıl sonra, bu defa bir yıl sonra para etmediği için soğan ve patates ekmiyorlar ve tavanla fiyatlar tavan yapıyor. Ve o zamanda bir sene önce tarlada kalan patates bir sene sonra fahiş fiyatla ortaya çıkıyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye gıda ısrafını ve gıda kaybını bu modelleme ile çözebilme anlayışına sahip değildir. Çünkü gıda ısrafının çözümü bir planlamayla olur. Benim ülkemin insanı 2 milyon ton soğan tüketiyorsa her yıl ben o 2 milyon ton soğanı üretmeliyim. Bu bazen 100 bin ton aşağı olabilir, 100 bin ton yukarı olabilir. İklimden kaynaklanan, doğal afetlerden kaynaklanan sorunlar olabilir. Ama planlamanızı 2 milyon tona yaparsınız. Ve o 2 milyon ton soğanı üreten üreticiyi öyle bir desteklersiniz ki hem üretici kaybetmez hem de tüketici pahalı yemez. Bu israfın en iyi şekilde yönetildiği mekanizmadır. Bu patates için de geçerlidir. Bu buğday için de geçerlidir. Bu diğer bahsettiğimiz ayçiçeği için geçerlidir. Diğer bütün ürünler için geçerlidir. Bu planlamayı yaptığınızda nereden başlarsınız? Toprağa planlamayla başlarsınız. Tohum aşamasında teknik elemanla o bölgeye uygun tohumu, o bölgeye uygun üretim biçimini, o tarlaya uygun mekanizasyonu sağlarsınız. Onun devamında çiftçi hasata gittiğinde onu hasat edip nereye götüreceğini bilir. Dolayısıyla birinci aşama tarlada israfı yok ettiniz. İkinci aşama alıcısı belli, fazla üretim yok, gideceği mekanizmalar belli. Lojistikte kayıp olmaz. Üçüncüsü onun gideceği yer belli olduğu için pazarcıda çok zayiat olmaz. Halde çok zayiat olmaz. Tüketim aşamasında tüketen bilinçlendirirse mutfakta zayiat olmaz. Ama en önemlisi en çok zayiatın olduğu yaş, meyve, sebzede mal işleme, mal paketleme, raf ömrünü uzatma mekanizmalarını hayata geçiren bir tedarik zinciri, bir üretim, hasat, paketleme ve market pazar zincirine kadar ciddi bir sağlıklı planlama sistemi kurmanız gerekir. Bunların hiçbiri şu anda Türkiye'de yok. Ürün azsa o ürünün çürüğü bile satılır pazarda. Ürün çoksa en kalitelisini bile ne yazık ki tarlada bırakırsınız. Bugün yaşadığımız durum bu. Limon bugün çiftçinin elinde çürüyor. Patates bugün çürüyor. Yetmez patates hasatı döneminde ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla yerli patates çürüyor. Soğan şu anda çürüyor. Enginar dün Bursa'daydım Hasan Ağa'da. Enginar'a verecek yerler yok. Çürüyor. Dolayısıyla bakan anlattıklarıyla ortaya koyduğuyla kağıt üzerinden bakan söylüyor bunları. Önüne veriyorlar raporu okuyor da bilgisayardan da anlatabiliyor görüyor ama gerçekten pratik boyutunda bu söylenenlerle yapılanlar hiçbirbirini tutmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin FAO ile birlikte yürütmek istediği gıda kaybı ve gıda israfı konusundaki ortaya koydukları perspektif, politika, anlayış karşılığı yoktur. Başarma şansları da yoktur. Keşke olsa ama öyle bir yerden başlıyorlar ki işin sonundan başladıkları için başarma şansları ne yazık ki yok diyorum. Önemli bir soruydu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar.